Eğitim saatinden mutlu günler sayın seyirciler. Öğrencilerin önünde hep sınavlar var. Biz de bugün sınav kaygısını konuşalım dedik. Konuğumuz IQ Bilişsel Gelişim Metodu Bursa Tanıtım Sorumlusu Raviye Güneyce. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sınav kaygısı nasıl oluşuyor? Nasıl fark edebiliriz bir çocuktaki sınav kaygısını? Evet, sınav kaygısı şu son hafta sınava girecek öğrencilerin başında çok büyük bir sorun. Kaygı demek heyecan demek. Evet. İnsan niye heyecanlanır? Eğer ki tam anlamıyla bir konu hakkında bilgisi yoksa bu durum kişide heyecana sebebiyet verir. Bu heyecanla daha sonra stres ve kaygıyla kendini gösterir. İşte panikler. Bu da hemen hemen bütün öğrencilerin yaşadığı bir sorundur. Ama çok rahat giderilebilir. Kaygıdan dolayı öğrenciler çok soruyu kaçırabilirler. Burada ailelere çok iş düşer. İşte biraz sonra bunu da konuşalım. Kaygıyı yenmek için bir sürü teknikler var. Aileler bizi dinliyorlarsa eğer çocuklarına bu teknikleri mutlak suretle uygulasınlar. Çünkü dikkat, hep diyoruz, başarının önünde en büyük engel. Dikkat sorunu çözüldükten sonra da bir öğrenci sınava yönelik çalışmalardan çok emin değilse heyecan yapar. Heyecan da sonuçta kaygıya sebebiyet verir ve başarısızlıkla sonuçlanabilir. Ya peki bunun hani azı çoğu böyle bir dengeleme olarak konuşacak olursak, şimdi tamamen kaygısız bir öğrenci de başarısız olabilir. Evet. Ya bu nasıl bir dengede olmalı acaba? Evet, şimdi kaygı dediğiniz gibi tabii ki dereceli. Burada çocuğu kaygılandırmamak önemli. Bu da ailenin elinde olan bir şey, çocuğu kaygılandırmamak. Hele şu son hafta yapılması gereken bir sürü şeyler var. Tabii ki dediğiniz gibi kaygı olmazsa belki akabinde çalışma olmaz. Bu kaygıyı bir şekilde belki çocuk yaşamalı. Ama bu kaygı çocukta sorun hale getirilmemeli. Bunu maalesef biz anne babalar çocukta sorun hale getiriyoruz. Çocuklar aslında çok olayın farkında değiller. Eğer bir aile veya öğretmen çocuktaki kaygı seviyesini çok net biliyordur. Eğer kaygı çok yüksek derecedeyse mutlaka psikolojik bir destek almalıdır kaygının yenilmesiyle alakalı. Ama bunu aileler kendi çaplarında da yenebilirler. Hele şu son hafta. Örneğin ne yapıyorlar? Daha doğrusu hangi yanlış cümleleri kuruyorlar diyelim. Evet. Şöyle birkaç örnek verirsek eğer, bu son hafta hem de TEOG sınavı öncesinde aileler yapmaktan vazgeçsin en azından. Evet. Şimdi aileler çocuktan sınırsız başarı bekliyorlar. Şimdi tabii ki herkes çocuğunun çok başarılı olmasını istiyor. Başarı çok güzel bir şey ama böyle bir şey yok. Herkes bildiği bilgi doğrultusunda başarılı. Aile önce çocuğunu kabul etmeli. Benim çocuğum neyi ne kadar biliyor diye. Bunu bildikten sonra zaten çocuğuna ilk adımı, yardımda ilk adımını atmış olur. Şu son hafta kaygıyla ilgili, şu an biz de konuşuyoruz ama çocuklar bizi dinlemiyordur sanırım. Kaygıyla ilgili hiçbir programı çocuklara izletmesinler. Kaygı lafını çocuklarının aklından hiç geçirtmesinler. Kaygıyı hiç konuşmasınlar. Kaygıyla ilgili sıkıntı ve stresle ilgili hiçbir kitap okutmasınlar. Şu son hafta özellikle. Artık zaten ne olduysa oldu. Çocuklarını rahatlatmaları gerekir. Hafta sonu veya hafta içi gezmelere çıksınlar. Hatta film izlesinler. Sinemaya gitsinler. Tiyatroya gitsinler. Çocuklarını bu psikolojik ortamdan uzaklaştırmak ailenin elinde. Bir kere aile şunu bilmeli. Sınavda, şu an önümüzde TEOG var. Evet, Haziran ayında üniversite sınavları var. Hiçbir zaman dünyanın sonu değil. Eğer çocuğunun
bilgisinden aile eminse, çocuk bu sınavda başarısız olsa bile mutlaka gittiği sınıflarda, okullarda zaten başarılı olacaktır. O yüzden ilk iş aileden kaygılanıyor. Aslında kaygı ailelerde, özellikle annelerde. Anneler çok fazla baskı yapıyorlar çocuklara. Bizim kurumumuza gelen ailelere de ben diyorum, anneler özellikle. Düşünün ki kazanmadı. Dünyanın sonu mu? Siz evlatlıktan mı atacaksınız bu çocuğu? Bırakacak mısınız? Hayır. O zaman bu sizin en değerli varlığınızsa, bu kaygıyı zaten siz yaşatıyorsunuz bu çocuğa. Bırakın, rahat bırakın ama her zaman dediğim şey, takipte olun, disiplinde olun. İnanın aile çocuğu takip ediyorsa zaten başarı geliyor. Başarı gelince yapacağından emin olan çocuk zaten o kaygıya düşmüyor. Sınav sırasında da nefes tekniklerini öğretsinler çocuklarına. İnanın zamanı iyi kullanmayı öğretsinler. Bu zamana kadar zaten fazla test çözerek bir takım aşamalara gelmiş olmaları lazım. Gelmedilerse zaten paniklemesinler. Çalışmayan bir çocuk için paniklemeye hiç gerek yok. Zaten sonuç bellidir. Bütün iş anne babalarda, özellikle annelerde. Evet, son anda da sıkıştırmanın bir manası hiçbir yok herhalde yok. Değil mi? Hiçbir anlamı yok. Çünkü eğitim bilişsel bir süreç dediğimiz, yani temelden öğrenmeyle geliyor. Şu an çocuklar önümüzdeki hafta TEOG'a girecekler. Bunların temellerinde, altyapılarında bilgi zayıflığı varsa zaten o çocukta bilgi olarak bir sonuç beklemeniz mümkün değil. Bir disiplinli çalışma şekliyle çocuklar o seviyeye geliyorlar. Ve ben size bunu çok net ve çok rahat söyleyebilirim. Öyle çocuklarımız var ki disiplinli bir şekilde çalışarak bugünlere geldilerse, zaten onların zihinlerinden kaygı, stres, sıkıntı diye bir şey geçmiyor. Yapabileceğinden emin çünkü çocuk. Yeter ki o gün biyolojik bir rahatsızlık yaşamasınlar. Evet. Peki aile üzerinden konuşuyoruz ama bir çocuk ailesinden baskı görmediği halde kaygı hissedemez mi? O kaygı nasıl giderilebilir? Yaşayabilir tabii. Hı-hı. Tabii ki yaşayabilir. Şimdi insan tabii ki bir sürü özelliğiyle tanınıyor. Bir sürü özelliğiyle yaşıyor. Bir çocuk panik olabilir, heyecanlı olabilir. Bu heyecan ona kaygıyı getirebilir. Burada aile çocuğu rahatlatmalı. İlk önce çocuğa güveni vermeli. Sen ne olursa olsun bizim çocuğumuzsun. Biz senin neyi ne kadar yapabileceğini zaten biliyoruz. Eğer bunu aile çocuğa net olarak gösterirse, ha bunu söyleyip arkasından tabii ki başarılı olacaksın diyorsa, söylediği hiçbir şeyin anlamı yoktur. Motivasyonla bir noktaya ancak getirebilir aile çocuğunu. Ama motivasyonla başarıyı getiremez. Eğer çocuk, aile çocuğu motive ederek o noktaya getirdiyse, eğer çocuk başarısız olursa sınavdan sonra çocuğu daha büyük sıkıntılar bekleyebilir. Şimdi burada dengelerin oturması çok önemli. İşte ailelerden bizim istediğimiz, hiçbir şekilde sınavla alakalı çocuğunuzla hiçbir şey konuşmayın. O güne özel çocuğunuzu beslemeyin. O güne özel çocuğunuzu giydirmeyin. Bu normal günlerden bir gün. Çocuk 3 saatlik, 4 saatlik bir sınava girecek ve çıkacak. Sınavdan sonra da çocuğunuza lütfen baskı yapmayın. Onu rahat bırakın. Zaten o size anlatacaktır. Onun anlatmasını bekleyin. Eğer ki siz çocuğunuza nasıl geçti, ne yaptı, ne etti diye çocuğa sınav sonrası bile bu baskıyı yaparsanız, sonuçlar gelene kadar çocuğun psikolojisini bozarsınız. O yüzden burada ailelerin de çok dikkatli davranmaları gerekir. Önce çocuğun psikolojik olarak rahat olması lazım. Psikolojik olarak rahat oluyorsa çocuk, zaten bilgi donanımlıysa sonuç güzel olacaktır. Ama çocuğun bilgi donanımı yoksa
sonuç olarak aile o çocuktan başarı beklemesi de hayaldir. Bu bir günlük bir mesele değildir. Bu uzun soluklu bir program. Yani çocuğun baştan itibaren bu programda eğitilmesi gerekir. Peki IQ Up'un sınav kaygısında nasıl devreye giriyor? Evet. Şimdi IQ Up çok farklı bir program. Sistemde bulunan bir sürü dikkat, hafıza ve konsantrasyon programlarından çok farklı bir program. Yapılan nöropsikolojik testlerle eğer çocukta herhangi bir kaygı, herhangi bir sıkıntı, heyecan, hareketlilik varsa nöropsikolojik testlerle ilk önce bunun hangi sinir ucundan geldiğini tespit edebiliyor. Daha sonra da genel merkezimiz Human Psikolojik Araştırma Geliştirme Enstitüsü'nden gelen rehber kitapla bu sıkıntıları 3,5 aylık bir süre zarfında tamamen bitirebiliyor ve kalıcı olarak bitirebiliyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Keşke bütün ailelerin imkanları olsa da bütün çocuklar bu programa girse. Çünkü bu programa giren bir tane çocukta biz fire vermedik. 4,5 senedir bu programı yapıyoruz. Bize yetişkinler de geliyor. Çocuk zamanını iyi kullanabiliyor. Derste öğreniyor. Sorumluluk alabiliyor. O sorumluluğu aldıktan sonra, ama burada hep şunu söylüyoruz. Bakın, IQ Up'tan sonra çocukta hızlı, kolay ve kalıcı öğrenme gerçekleşmeye başladı. Mutlak surette çocuğunuzu takip edin. Çok az çocuk kendiliğinden ders çalışır. Mutlaka çocuğunuzu ders çalışacak zemini hazırlayın. Çocuğun bilgi eksikliklerini tespit edip ona belki profesyonel bir destek aldırın. IQ Up'tan sonra eğitimle ilgili harcayacağınız hiçbir bedel boşa gitmediğini göreceksiniz. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bir çocuk düşünün, beyin fonksiyonları aktif çalışmıyor, öğrenme bölgesi. Bir çocuk düşünün, beyin fonksiyonları aktif çalışıyor. Şimdi bunu nereden anlayabiliyorsunuz? Bir çocuk çok başarılı sınıfta, hızlı öğreniyor, öğrendiği bilgiyi unutmuyor. Derse katılımı çok güzel, arkadaş ilişkileri çok güzel. Böyle çocuklar sınıflarda çok az. İşte bunlar beyin fonksiyonlarını ölçümleme yapıldıktan sonra aktif kullanan çocuklar. Diğer çocuğu düşünelim. Sınıf dersi dinlemiyor. Arkadaşlarınınla düzeni bozuyor. Öğretmeni sinirlendiriyor. Hatta öğretmen ders dışına çocuğu atabiliyor, çıkarabiliyor. Şimdi bu çocuğu siz istediğiniz en iyi özel okula alın. İstediğiniz ödülü vermeyi vaat edin. Veyahut da ceza verin. Dövün, sövün. Bu çocuk ne yaparsanız yapın öğrenemiyor. Çünkü onun sinir uçlarına kan gitmiyor. Kan gitmediği için çocuk o bölgesini aktif kullanamıyor. İşte bizim ailelerimizin yaptığı en büyük hata, bu çocuk neden öğrenemiyoru düşünmeden çocuğu bir eğitim kurumuna vermek. Oysa çocuğu herhangi bir eğitim kurumuna vermeden evvel benim çocuğum niye öğrenemiyor? Çocuğunu tanıyan aile bunu zaten biliyor. Öğretmenler çok net söylüyor. Diyor çocuk dersi dinlemiyor. İşte dersi kaynatmak için her şeyi yapıyor. Arkadaşını rahatsız ediyor. Bu sefer bu çocuğu aile tembel diye değerlendiriyor. Hatta çocuğunu hırpalayabiliyor. Niye dersi dinlemiyorsun diye. Siz ne yaparsanız yapın. Beyin fonksiyonlarına aktif kullanamayan, bu bölgelere, bu sinir uçlarına kan gitmeyen çocuğa hiçbir şey yaptıramazsınız. İşte bu çocuklar akademik olarak başarıya ulaşamıyorlar. Oysa aile çocuğu tanısa, IQ Up gibi programlar var mı bilmiyorum ama IQ Up bunların içerisinde en önemli sorunu çözen program. İlk önce bilimsel bir program, kesin sonuçlu bir program. Böyle bir programa çocuğunu verse 2 aylık, 3 aylık süre sonunda çocuğundaki değişimi zaten kendisi gözlemleyecek.
Şimdi ailelerde ben şunu çok net görüyorum. Bize bu konuda danışan çok fazla oluyor. Biz veli referansıyla yayılıyoruz. İşte televizyon programlarını biz yapıyoruz. Genel merkezde hocaları televizyon programlarına davet ediyorlar. Onlar ulusal kanallarda çıkıyorlar. İşte gazeteler röportajlar yapıyor. Ama aile somut bir şey görmek istiyor. İşte somut bir şey de diğer aile. O yüzden biz aile referansıyla yayılıyoruz. Bize gelen her bir veli aile bir aileden sonucu görerek gelmiştir. Diyelim ki şu an bizi programda izliyorlar ve bu programdan sonra bize veli gelmeye kalkıyor. Bu veliye de referans göstereceğimiz o kadar çok denek var ki elimizde. Çünkü şöyle bir sistem bu. Kesinlikle herkesi geliştiriyor. Gelişme oranı kişinin biyolojik yapısına göre değişken olabiliyor. İşte bir kur, iki kur gibi diyelim. Ama sonuçta aile 1,5 yıl içinde çocuktaki gelişimi çok üst seviyede görebiliyor. Ve bu programın en büyük özelliği, diyelim ki bu yıl çocuk bu programı aldı. Bundan sonraki yıllarda çocuğun akademik başarısının çok üst seviyelere geldiğini görüyor. Peki siz şöyle diyebiliyor musunuz? Bir çocuk var başarılı ve bazı nedenlerden dolayı oraya getirilmiş bir çocuk. Ama birinci kurda gerçekten çok iyi bir yere ulaştı. O zaman evet bu sana yeterli oldu ve ikinci kura hiçbir şekilde ihtiyacın yok diye bir durum ortaya çıkmış oluyor mu? Diyebiliyoruz. Evet diyebiliyoruz. Bir kurda da tamamlanabiliyor. Gayet yani tabii. Yani şimdi bize iki kur ihtiyacı olan çocuk sayısı çok az geliyor. Tek kurla yani şöyle söyleyeyim 10 fonksiyon ölçülüyor. Bu 10 fonksiyonda bir kur 4'ünü geliştiriyor. Eğer bir çocukta 4 kur veya bilemediniz 5 kur veya 5 yeti veya 3 yeti düşük ise tek kur bu çocuğa yeterli. Ama şöyle enteresan bir durum var. Bizim Bursa'da özellikle bir kura girdikten sonra bakıyorum aile hemen ikinci kura getiriyor. Sebebini sorduğum zaman çok hızlandı diyor. Biraz daha hızlansın diyor. Daha evet. Da hemen daha da ileri gitsin evet. İstiyorlar herhalde. Çünkü kapasiteyi yükseltmek kişinin elinde olduğunu görüyor aile. IQ yap dışarıdan bir şey koymuyor. Kişinin kendi kapasitesini harekete geçiriyor. Yani peki burada ailelerin güvenmesi gereken nokta yani en önemli noktanız ne diye onu sorayım. Yani dayandığınız şeyler çünkü gerçekten çok metotlar var. Türüyor. Çok gerçekten evet. Ve insanlar da nasıl seçim yapacağını bilemiyor. Evet. Bunun altında en çok nelere baksınlar? Oradaki sistemdir, testlerdir ya da işte daha bilimsel tarafına neye dikkat etmesini öneriyorsunuz? Şimdi ailelerin ilk önce çocuklarını gönderdikleri noktalarda uygulanan programların bilimsel olup olmadıklarını mutlak suretle araştırsınlar. O kadar çok program var ki işte Uzak Doğu'da bilimselliğe alındı diyor, Avrupa'da bilimselliğe alındı, Afrika'da bilimselliğe alındı. Hayır efendim, Türk eğitim sistemine göre hazırlanması lazım programın. Türk eğitim sistemine göre demekle ne demek istiyorum? Mutlak suretle Türkiye'deki üniversitelerden bilimselliğinin kabul edilmesi lazım. Mutlaka önce buna baksınlar. Şimdi IQAP bir Türk bilim adamının projesi. Projelerinden bir tanesi. Türkiye'de İzzet Baysal Üniversitesi Nöropsikolojik Dalı'nda doçent Hatice Kafadar'ın bilim kurulu başkanlığında bilimselliği kabul edilmiş bir sistem. Daha sonra da uluslararası iki kongrede Türkiye'yi yurt dışında temsil etmiş bir sistem. Uluslararası ISO belgeleri alınmış, Dünya Nöroloji ve Psikoloji Derneği tarafından kabul edilmiş, kognitif yetileri geliştiren programlar içerisinde en etkilisidir diye yayınlarda yayımlanmış. Cambridge Üniversitesi sistemi onaylamış. Kalıcı mı değil mi diye ikinci bir çalışma istemiş. Bu çalışmalar yapılmış bir program. İzzet Baysal Üniversitesi'nden etik kurulu raporları alınmış bir program. Bu ne demek? Bu programa giren bireylerde herhangi bir psikolojik veya nörolojik hiçbir probleme sebebiyet vermemekte. Hatta
sağlıklı bireylerin bu programa girdikleri takdirde en az %40 oranında var olanın üzerine en az %40 oranında geliştirmeyi taahhüt eden bir program. Peki yine sınav kaygısı üzerinden konuşacak olursak bu programla ilgili bir çocuk çalışıyor olabilir gerçekten de işte dersleri dinliyor olabilir ama sınav anında o sınav heyecan dediğimiz şey onda o kadar yüksektir ki hani elleri titrer, kalem oynatamaz. Öyle çocuklarımız da var. Var tabii. Onlar için nasıl bir gelişim söz konusu olabilir? Diyelim ki bu programa dahil oldular. Bu programa dahil olan çocuklarda zaten böyle bir sorun olmuyor. Beyin fonksiyonlarını aktif kullanan çocuk zaten doğru yerde doğru kararlar veriyor. Doğru davranıyor. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Tabii ki çocuğu geliştiriyorsunuz. Bunu belgeliyorsunuz aileye. Ben sizin çocuğunuzu şu ölçüde geliştirdim diyorsunuz. Aile de çocuğun gelişmişliğini zaten program bitmeden süresi içerisinde görmeye başlıyor. Ama hep ben şuraya geliyorum. Bütün iş ailede bitiyor. Eğer bir aile çocuk ne kadar gelişirse gelişsin, dünyanın sonu gibi gösterirse o sınavı çocuğa, çocuk kaygılanır. Herkes kaygılanır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Her gün biz yemek yiyoruz. Yemek yerken kaygı duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Ama düşünelim, çok ünlü insanların gittiği bir noktaya. Yemek yemeye gidelim, beraber yemek yiyelim. Ama gitmeden evvel birisi bize desin ki ya işte o kişi işte çatalı şöyle tutuyor, bıçağı şöyle tutuyor, işte etrafındaki insanlar devamlı karşısındaki insanları gözlemliyor. Biz psikolojik olarak o stresle o yemeğe gittiğimiz zaman ne yaparız? Kaygılanırız tabii ki. Hatta üstümüze bile dökebiliriz yemeği. Filmlerde de bunu çok net görebiliyoruz. İşte burada bizi kaygıya düşüren sebepleri ortadan kaldırmamız lazım. Burada da sınavda da aileler. Çocuk TEOG sınavına girene kadar o kadar çok sınava giriyor ki. Hele şimdi kolejlerin, daha önce dershanelerin deneme sınavları vardı. Buraya çocuk gayet rahat giriyordu. Hiçbir şey olmuyordu. Yani çocuk ne yapabiliyorsa sonuç oradan geliyor. O kadar geliyordu. İşte TEOG sınavında da ailelerin bu şekilde davranması lazım. Bu hiçbir şekilde dünyanın sonu değil. Sen benim kızımsın veya oğlumsun. Zaten ben senin en iyi yapabileceğin en iyisini yapacağını biliyorum. Demesi yeterli. Ve hiçbir şekilde özel davranmamalı. Günlük bir olay gibi düşünmeli. Hatta eğer özgüveni fazla bir çocuksa sınava yalnız başına da gidebilir. Şimdi evet. Ben şunları görüyorum. Sınava gittiğimiz zaman, şimdi benim kendi oğlum da üniversite sınavlarına girmişti. Ben oraya gittiğimde şunu gördüm. Ortam zaten çocuğu geriyor. İşte anneler dua kitaplarını almışlar, evet. Dualar okuyorlar. Kimisi pirinç veriyor, kimisi şeker veriyor, kimisi su içiriyor. Şimdi zaten çocuk böyle bir ortamdan girerken stres yaşıyor. Bir de mesela korumaların arasından giriyor. Orada çocuk aranıyor. Orada zaten bir sıkıntı yaşıyor çocuk. Panik yaşıyor. İşte ailelerde bütün iş bitiyor. Aileler tabii ki dua etsinler. Tabii ki çocuklarına dua zaten en büyük desteğimiz. Ama bunu çocuğa çok hissettirtmesinler. Çocuğu o gün rahat bıraksınlar. Sınav sonrası için de bu böyle. Çocuğu rahat bıraksınlar. Çocuk ne zaman anlatacaksa o zaman anlatsın. Evet ki az önce dediğiniz gibi yani bir çocuk eğer ailesiyle gitmek istemiyorsa da sınava demek ki o öyle rahat edecek öyle gitmeli evet. Değil mi? Yani peşinden aynen öyle. Gitmenin aynen bir öyle. Anlamı yok. Kendini en rahat hissedeceği şekilde tabii. Gitmeli. Yani çünkü o gün normal günlerden hiçbir farkı yok. Hep aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir şekilde dünyanın sonu değil. Çocuk başarılı da olabilir, başarısız da olabilir. Öyle bir şey olur ki tam sınav sırasında müthiş bir karın ağrısı çeker. Şey olur yani sınavda başarısız olur çocuk. Evet. Yani bunlar olabilir. Çocuğun bilgisinden sonsuza kadar güveniyorsunuzdur. Ama o gün çok şiddetli bir karın ağrısı yaşadığını düşünün sınav sırasında.
Her şey olabilir. Hatta biliyorsunuz geçen sene Çanakkale'de üniversite sınavı sırasında çatı çökmüştü çocukların üzerine. Ben daha sonra o çocuklardan bir tanesinin ailesiyle karşılaştım hastanede. Çocuk çok ağır bir hastalığa yakalanmış o şeyden sonra, sınav stresinden sonra. Ne gerek var? Aile ben bir perişan, keşke benim çocuğum bu sene sınava girmeseydi diyor. Yani burada biz anneler ve babalar olarak, hatta öğretmenler olarak çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Ve hayattaki öncelikleri de iyi sıralamak lazım herhalde ki çocuğun önünde çok büyük bir dağ oluşmasın, yani çok geçemeyeceği şeyler, sınırlar oluşmasın. Peki bu IQ Hub'taki testlerden bahsedelim isterseniz biraz. Bu testler ne kadar sürede sonuçlanıyor? Bununla ilgili biraz da bilginiz olsun. Şimdi, ve kimler değerlendiriyor daha doğrusu? Evet, IQ Hub Merkez İstanbul'da bulunan Human Psikolojik Araştırma Geliştirme Enstitüsü'nün projesi. 10 tane testle beyin fonksiyonlarının ne kadar aktif çalışıp çalışmadığını ölçümlüyor. Nedir bunlar? Hafızanın sayısalı, sözeli, görseli, dikkatin sayısalı, sözeli, görseli, mantık muhakemenin sayısalı, sözeli, görseli, bir de planlama, sıralama diye algılamada bir sıkıntı var mı yok mu? Bunu belirleyen bir test bataryası. Uluslararası uyumluluk raporları alınmış, bilimsel testler bunlar. Alt yaş grubu ikinci sınıfın ikinci dönemi. Üst yaşta sınır yok. Neyi sağlıyor bu? Beyin fonksiyonlarını birey ne kadar aktif kullanıyorsa akademik olarak o kadar başarılı. Eğer bir çocuk matematik dersinde zayıfsa bilin ki çocuk sayısal sinir uçları seviyeleri düşük. Eğer bir çocuk kitap okumuyorsa, bir çocuk sözel dersleri yapmıyorsa sözel yetilerinin seviyeleri düşük. Eğer bir çocuk çok fazla bilgisayar oyunu oynuyorsa, ki bütün çocukların en büyük problemi bu. Burada çocuk muhakeme yetilerini kullanamadığını görüyoruz. İşte IQ Hub aslında bütün ailelerin çözüm noktası. Aileler önce çocuğunu böyle bir beyin check-up'ından çektirip de bu programa aldırıp getirdiği takdirde, ondan sonra bu çocuğu nereye verirseniz verin, akademik olarak çok üst seviyelere geldiğini görüyorsunuz çocuğun. Çünkü IQ programını alan çocuk hızlı düşünüyor, çabuk öğreniyor, dersi öğreniyor. Öğrendiği bilgiyi unutmuyor. Bilgi lazım olduğu zaman sınavlarda bu bilgiyi çok rahat kullanabiliyor. Muhakeme yetileri gelişiyor, akıl yürütüyor. Mesela bir sürü program var. Bu programlar içerisinde son zamanlarda popülaritesi yüksek olan sayısallarla ilgili bir program vardı. Hı hı. İsminden bahsetmeyelim şimdi. Burada görüyoruz ki o programı alan çocuklar, bizim eğitim kurumumuza da bu programı alıp da gelen bir sürü çocuk var. Bir sene bunların tekrarlarının yapılmadığı takdirde bu öğrendikleri hızın tamamen bittiğini görüyoruz biz bunlarda. Şartlı refleks diyoruz. Tekrarlandıkça bu bilgileri hatırlayabileceğini görüyoruz. Oysa IQ Hub öyle değil. IQ Hub o sinir uçları bir kere harekete geçtiği zaman, kişi herhangi bir nörolojik veya psikolojik rahatsızlık yaşamadığı sürece bu fonksiyonlarını aktif kullanıyor. Bilgiyi istediği yerde, istediği ortamda çok rahat kullanabiliyor. Keşke, ben şunu da çok ailelerden duyuyorum. Bedel olarak bir ticari işletme gözüyle bakıyorlar. Hayır, bu bir eğitime yapılan sosyal proje desteğinde hazırlanmış bir program. Sadece maliyetler alınıyor. Yani çocuğunuzu bir psikoloğa götürerek verdiğiniz seans bedellerinin çok altında bir rakam bu. Çünkü sadece alınıyor, eğitim destek masrafları alınıyor, öyle diyeyim size. Hı hı. Onun için aileler çocuklarına yardım etmek istiyorlarsa, öğretmenin işini kolaylaştırmak istiyorlarsa, kendileri aile içinde mutlu olmak istiyorlarsa, mutlak suretle çocuklarını beyin fonksiyonlarını geliştiren IQ Hub programına sokmaları gerekir.
Peki siz çocuklar, yani size gelen çocukların ailelerine ne söylüyorsunuz peki? Çünkü şunu da konuşuyorduk, programa dahil olduktan sonra evdeki yaşamları da değişecek. Değişiyor. Bir şekilde. Değişiyor. Bunlar, o zamanki yani o ortamı nasıl oluşturuyor aileler? Siz orada nasıl devreye Şimdi, giriyorsunuz? IQAP bilişsel bir gelişim programı. Yani sadece çocuk akademik olarak gelişmiyor. Çocuğa ders çalışma imkanı yaratılırsa kısa süreli çalışmalarla akademik olarak gelişiyor. Ama IQAP aslında sosyal gelişimi sağlıyor ve psikolojik olarak çocuğun rahatlamasını sağlıyor. Doğru düşünmesini sağlıyor. IQAP programına girdikten sonra biz çocuklarda aile çatışmalarının yapılmadığını görüyoruz. Mesela bir veli geliyor, odasını toplamaya başladı diyor. Bir veli geliyor, okulda eşyalarını unutmuyor artık diyor. Bir veli geliyor, arkadaşlarına çatışmıyor diyor. Çünkü çocuk muhakeme ederek artık ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Ama en önemli özelliği IQAP kısa süreli ders çalıştırılmakla çocuğu çok üst seviyelere getiriyor. Biz IQAP programına geldikten sonra bir öğrenci 25. uygulamaya geldiğinde aileye diyoruz ki eğer çocuğun sınıfı 9. sınıf, 12. sınıf gibi falansa bir 4. sınıftan sayısal derslere bilgi taraması yapın diyoruz. Bu neyi sağlıyor çocuğa? Bulunduğu sınıfa kadar geldiğinde çocuğun ondan sonraki derslerini çok daha kolay öğrenmesini sağlıyor. Çünkü bizim eğitim sistemi özellikle matematik zincir bir ders. Halkalardan biri kopuksa üzerine koyamıyorsunuz. O yüzden çocuklarda bu eksikliğin tamamlanması lazım. Ve ben IQAP'a gelen çocuklarda en fazla eksikliğin 4. sınıf, 7. sınıf ve 9. sınıfta olduğunu görüyorum. Bakın sadece sayısal dersten bahsediyorum, matematikten. Sözel dersleri zaten artık çocuk bu programa girdikten sonra çok rahat yapabiliyor. Yani peki tüm alanlarda başarılı olabilmesi bu programla mümkün mü? Şimdi bakın, bizim beyin fonksiyonlarımız doğumumuzda bütün yetileri aktif kullanacağımız şekilde programlanmış. İleriki yıllarda tabii ki seçeceğimiz mesleğimiz bizim sevdiğimiz meslek olabilir. Ama biz özellikle üniversite dönemine gelene kadar hatta kim istediği bölüme giriyor o da tartışılır. Evet. Üniversite dönemine gelinceye kadar biz bütün bilgilerden sorumluyuz. Yani dünyanın hiçbir tarafında da böyle bir şey yok. Yani baktığımızda bizim öğrencilerimiz hem müziği yapmalı, hem resmi yapmalı, hem matematiği yapmalı, hem Türkçeyi yapmalı gibi değerlendirebiliriz. Hepsini yapmalıyız ve beynimiz buna programlanmış bir şekilde. Şu an çocuklar niye yapamıyor? Teknoloji en büyük etken, çocuğu yetiştiren kişi en büyük etken. Ama IQAP programına geldikten sonra bu aktif olmayan sinir uçları aktif hale geldiğinde evet çocuk hepsini yapabiliyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü derece alan çocuklar. Çocuklar hemen hemen hepsi derece alabiliyorlar. Yeter ki ders çalışabilsinler. Onlara ders çalışma ortamı hazırlansın. Bunu da en fazla 9. sınıfta zorlanıyoruz biz. Çünkü 9. sınıfa kadar ders çalışma alışkanlığını almamış çocukta aileye biraz fazla iş düşüyor. IQAP bir ders çalışma programı değil. IQAP 1100 materyalle işte harfler, sayılar, rakamlar, çubuklar, renkler, renk kutucukları bunlarla hangi bölgeye aktif hale gelecekse o bölgeye özel hazırlanmış, kişiye özel hazırlanmış bir beyin gelişim programı. Ama çocuk bu gelişimi sağladıktan sonra çok rahat her şeyi yapabilir. Ondan sonra müzik yetenekle gelen bir takım şeyler var. Ses gibi mesela. O bile terbiye alındıktan sonra evet, onu da düzeltebiliyorsunuz. Ama artık ondan enstrüman mı çalacak, resim mi yapacak? O ondan sonra hobileri safhasına giriyor.
Ama bu programa girdikten sonra çok rahat hepsini yapabiliyor. Çünkü el fonksiyonlarını hızlı kullanıyor. Göz, kulak, dil fonksiyonlarını çok aktif kullanabiliyor. Okuma hızı çok hızlanabiliyor. Bilişsel gelişim dediğimiz bütünsel olarak kişiyi geliştiriyor. Ve bunu belgeliyor. Program bitmeden aile bunu çok net görüyor. Evet, programımızın sonuna doğru da geliyoruz. İsterseniz sizin TEOG öğrencileri için olan mesajlarınızla bitirelim programı. Hem tabii ki ailelere gidiyor bu mesajlarınız, hem tabii öğrencilere neler söylemek istersiniz? Tabii. İlk önce yarınki 23 Nisan Çocuk Bayramı bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. İnşallah sonsuza kadar kutlanmayı diliyorum tabii ki. TEOG sınavına girecek olan çocuklara aileler bu hafta çok rahat davransınlar. Stresli ortamlardan uzak dursunlar. Kaygıdan hiç bahsetmesinler. Haber programı, özellikle sınavla ilgili programları çocuklara kesinlikle izletmesinler. Onları psikolojik olarak rahatlatıcı filmler, beraber bir gezmeye gidebilirler. Bunları yapsınlar. Sınav gününde kesinlikle çocuklara işte zihin açıcı gıdalar vermesinler. Çünkü zihin o gün açılmıyor. Çocukların bağırsaklarını bozabilirler. Daha büyük sıkıntılarla karşılaşabilirler. Ve ben çocuklara şunu söylüyorum. Bakın, tuvaletiniz geldiyse, sizi çıkarmıyorlarsa yapın oraya. Gerçekten yapın oraya. Çünkü bakın, üniversite sınavlarında birden fazla hakkınız var. Ama TEOG'da tek hakkınız var. Bunu değerlendirin. Ondan sonra zaten bilginiz üst düzeydeyse zaten başaracaksınızdır. Hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun ben efendim. Ben teşekkür ederim. Evet, eğitim saatini burada noktalıyoruz. Mutlu günler. Hoşçakalın.